Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan selamların en güzeli üzerinize olsun. Bu bölümümüzde bir şerbetli tatlı tarifimiz var. Karamelli revaninin yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 4 adet yumurta, 1 büyük çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 kase un, 1 kase irmik, 1 kase yoğurt, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Karamelli şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve yarım limon. Karamelli revani için gerekli malzemeleri artık biliyoruz. Yapımı da çok kolay ama öncelikle şerbeti yapmak üzere ateşin yanına gidelim. Tencereyi kısık ateşe yerleştirdik. Şerbetimizin şekerinin 1/3'ünü yani 1 su bardağı kadar toz şekeri tencereye bırakıyoruz. Üzerine yarım limonun suyunu bırakıyoruz. İlk etapta karıştırmıyoruz. Kendi halinde erimesini bekliyoruz. Karamelimiz oluşmaya başladı. Karamelimiz oldu. İlk defa bir kaşıkla karıştırıyorum. Çok fazla koyu renkte olmasını istemeyiz. Karamelden ziyade yanık bir ifade kazandırır. Bu aşamada artık kalan şekerimizi ekleyebiliriz. Üzerine suyumuzu katabiliriz. Şimdi dikkatli bir şekilde bu parçalar eriyene kadar karıştırarak sonra da kaynamasını bekleyerek pişireceğiz. Karıştırarak karameli erittik. Şerbetimiz de kaynama noktasına geldi. Gördüğünüz gibi fokurduyor. Şimdi ateşi kısacağız ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra söndüreceğiz. Şerbetimiz kaynarken biz de revaninin harcını yaparak işlemlerimize devam edelim. Öncelikle kuru malzemelerimiz olan irmik, un, şeker, vanilya ve kabartma tozunu karıştırma kabına aktarıyoruz ve bir çırpıcı yardımıyla birkaç dakika havalandırarak karıştırıyoruz. Bir kuru karışım elde ettik. Şimdi sıvı malzemelere geçiyoruz. Bir kase yoğurdumuzu güzelce sıyıralım. Dört adet yumurtamızı ve bir büyük çay bardağı ayçiçek yağımızı bırakıyoruz. Pürüz kalmayana kadar bir güzel dikkatlice karıştırıyoruz. Güzel bir karışım elde ettik. Şimdi normalden biraz daha fazla yağladığımız fırın kabına revani karışımımızı döküyoruz. Dikkatli bir şekilde. Yağlar yukarı çıkabilir, önemli değil. Bu arada fırınımızı da 170 derecede ısıtmaya başladık. Evet. Döktük, yerleştirdik. Şimdi artık fırına verme zamanı. Karamelli revani fırından çıktı. Bir 5 dakika beklettik. 25 dakika pişirdik. Onu da söyleyelim, 170 derece fırında. Şimdi artık şerbetini gezdirebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi hiç yağ kalmadı. Tamamen o yağı bünyesine çekti. 5 dakika dediğimiz gibi
dinlendirdik. Şimdi karamelli şerbetimizi, soğuk şerbetimizi bırakıyoruz. Evet. Bir yarım saat gibi şerbeti çeker, sonra da dilimleyeceğiz. Karamelli revanemiz şerbeti çok güzel çekti. Hani derler ya sünger gibi, aynen öyle. Artık servise geçelim. Evet, çok güzel şerbeti çekti. Şimdi artık dilimleyelim. Evet, güzelce kestik. Şimdi servis tabağımıza aktaralım. Şöyle üzerine arzu ettiğimiz bir süsleme malzemesiyle süsleyelim. Afiyetle yiyelim inşallah. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde değişik kolay bir tarif daha paylaştık. Karamelli revanenin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalınız.